Arkadaşlar, API kısmımızın controllerını oluşturduğumuza göre burada bir de ben Authenticate adında bir klasör oluşturacağım ve bunun içerisine index.controller.php adında bir dosya oluşturacağım. Şimdi bu dosya neleri içerecek? Bir namespace içerecek. Şöyle namespace app http controllers API içerisinde bir de neyimiz var? Authenticate. Şimdi ne diyeceğiz? Class index controller extend. Bu sefer controller demeyeceğim. Base controller'dan miras alacağım bunu bu şekilde. Şimdi bir yandan da şurada root kısmımızı açalım ve buraya şöyle yaparsam root group namespace api prefix api şeklinde bir rotasyon bırakacağım. Ve bunun içerisinde de root yine group diyeceğim ve namespace'im ne arkadaşlar? Authenticate prefix'im authenticate. Şimdi kayıt için bir tane root oluşturacağım. Şöyle toparlarsam daha iyi olur. Root get pardon post yapacağız. Get'le alamayız direkt. Post register diyelim buna. Index controller at register olsun. Şimdi index controller'a geldim. Burada public function register adında bir tane kısım koyacağım ve burası post olduğu için bir request alması gerekiyor. Şöyle request diyelim. Yalnız bu request'i yanlış yerden aldı. Request pages'ın içerisinden alacak, evet. Şimdi arkadaşlar, ben bir tane şöyle input diyeyim hatta bunun adına request al deyip ol deyip bu arada al değil ol ile tüm gelen parametreleri alayım. Yani ben uygulama üzerinden gönderdiğim bütün her şeyi alayım. Ne yapacağım? Burada bir kontrol yapacağım. Nasıl bir kontrol yapacağım? User ver email input email şeklinde bir kontrol yapacağım. Yani bu e-mail var mı? Sistemde kayıtlı mı? Eğer ki bu e-mail kontrolüm sıfıra eşit gelmezse, yani böyle bir e-mail varsa return this send error diyeceğim ve buraya diyeceğim ki bu e-mail sistemde kayıtlı. Bu şekilde bırakacağım. Eğer ki bu kısmı atlarsa program ne yapacak? Buraya gelecek ve bir insert array oluşturacak. Aslında bunu oluşturabilirim, oluşturmaya da bilirim. Yapacağım şey şu: input name, email, input email, password, gelen şifreyi bir MD5 diyelim, input password ve bir de token kısmımız var. Bunu da unique ID üzerinden koyacağım. Ve daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Create diyeyim. User create insert array. Eğer ki create başarıyla gerçekleşirse return this send response, kayıt tamamlandı desin. Ancak burada bize bir token'ı göndersin. Şunu şöyle almam lazım o zaman. Çünkü değişmemesi lazım. Eklediğim token'la. Şuraya da geleyim. Token'ımı bırakayım. Şekilde. Eğer kayıt işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşmezse send error, kayıt yapılamadı desin. Şimdi ne yaptık? Register kısmını yazdık. Sıra geldi login kısmına. Register. Tamam. Burada aynısını alta kopyalıyorum. Şuraları login olarak değiştiriyorum. Yine burada bir input alacağım. Ve burada da bir kontrol yapacağım. Diyeceğim ki user ver email oldan gelen e-mail'e eşit ve
Pardon. Input diyeceğim. Password'da MD5 ile şifrelenmiş bir şekilde input'tan gelen password'a eşitse bunun bir count'unu al bakalım. Eğer ki kontrol 0'a eşitse, yani böyle bir kullanıcı yoksa, this send error ne diyeceğiz? Kullanıcı bilgileri hatalı diyecek. Şöyle boşta şey gönderelim. Ya da göndermeme de gerek yok. Eğer ki kullanıcı bilgileri başarıyla gerçekleşmişse, yani böyle bir kullanıcı varsa, yapacağım şey şu. Data deyip şuraya gelip bir de first diyeceğim. İlk veriye alacağım. Return descent response kullanıcı giriş yaptı desin mesajda mesela. Ama burada da yine token göndermem lazım ki giriş yaptığı zaman da token'ı işleyebilelim. Data token diyerek bu kısmı da işleyeceğim. Şimdi bu kısmı oluşturduktan sonra bakın Laravel'de eğer ki sana ne oluyor? Eğer ki CSRF kullanmak istemiyorsanız middleware kısmından verify CSRF token kısmına şuraya API deyip API'den sonraki kısımlarda engelleme yapabilirsiniz. Şunu göstereceğim. Postman'ı bir açalım. Öncelikle şöyle yapalım bakın. Şurada API authenticate register diyeyim. Bakın bu metodun post olduğunu söylüyor bana. Şu açılsın bir. Evet, şu şekilde şuraya adresimi yapıştırıyorum. Bakın burada bir kayıt olma işlemi için ne yazacağım? Name. Name kısmına Mert Buldur diyelim. E-mail kısmına buldurmert@gmail.com diyelim. Password. Password kısmına 1-2-3-4-5-6-7 diyelim. Başka bir şey göndermeyeceğiz. Send diyorum. Evet. Request all almadı. Niye request'i yanlış mı çağırmışız? Şöyle request HTTP pardon. Şuradan çağıracağız request. Evet. Yanlış çağırmışız. Şöyle. Şunu da şuradan kaldırayım. Şimdi tekrar basıyorum. Bakın kayıt tamamlandı diye bana mesaj geldi. Success true döndü. Datamın içerisinde token'ım döndü. Bir daha basıyorum. Bakın bu e-mail sistemde kayıtlı diyor. Geldim login için. Ne yapacağım? E-mail ve password'um lazım. Basıyorum. Bakın kullanıcı giriş yaptı diyor. Geldim şuraya 8 dedim. Bakın kullanıcı bilgileri hatalı dedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz kayıt ve giriş için API'mizi oluşturmuş bulunmaktayız.